Sola doğru çıksaydın keşke. Ben sola doğru çıkıyordum ama dur araba. Kaldın orada öyle. Aynen. Aman. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hala TRM garajdayız. Burayı esir aldık. Dükkanın bu bölümü bize ayrıldı. Elektrik tesisatımız ve uğraşmalarımız devam ediyor. Bazı şeyler aksi gittiği için yavaş yavaş takıla takıla yapıyoruz. Acelemiz yok. Burada da müsait bir durum var. Sağ olsunlar TRM Garaj, Efe Turan, Ekrem bana çok yardımcı oluyor. Bu konuda dükkan senin kafana göre takıl dediler. Burada biliyorsunuz ralli araçları yapılıyor. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Onların tanıtımları gelecek. Bununla ilgili sanırım biraz istek var. Şimdi size yavaş yavaş başlayalım neler yapmaya çalışacağımızı. Yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Şimdi kanka şu şeyi kablo tertibatını göstereyim ben. Allah'ın izniyle şu kabloları artık çekelim. Bugün baya fazla farklı işlerle uğraştık. Kablo çekecektik. Bir sonraki bölümde kablo çekiyoruz dedik. İş nerelere geldi. Şimdi görmüş olduğunuz bölgeden kablomuzu içeriye attık. Buradan öne kadar kablomuz gidecek. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Akümüz şu kısımda olacak. Buradan elektrik alacağız. Amfilerimiz falan işte tesisatla ilgili bütün olaylar burada dönecek. Onları daha sonra çekeriz. Şimdi arabanın içini yavaş yavaş boşaltacağız. Kabloyu dışarıya sallayacağız oradan. Bu taraftan da bir tesisat geliyor. Evet, bobinimizi bu görmüş olduğunuz bölgeye alıyoruz şu anda buradan. Şu çubukları keseceğiz bu arada. Buralarda işlemler olacak. Oralara takılmayın. Orada çok güzel oldu birader. Üstüne aslında kornalar da sığsaydı Ekrem onun. 10 numara olacaktı ama sığmayacak değil mi? Ha? Ön tarafa alırız ya sonra. Ön panjurun içine değil mi? Aynen. Şuraya. Aynen. Güzel oldu kanki orada ya. Aynen. Güzel oldu. En azından burayı da boşaltmış oldu. Aynen takılmış versiyonu şu anda. Kanki güzel oldu be, o kablo da sarı ya. Hani sanki hani biz renklendirmişiz gibi oldu. Bak şuradaki sarı var ya. Aynen. Şey yaptı. Sadece şunun beyaz olması benim biraz şeyimi sıkıyor. Canımı sıkıyor. Mecbur. Ama evet, mecbur, yapacak bir şey yok ona. Ya da ilerleyen zamanda bir tane şey yapıp içini açıp değiştiririz onu. Aynen. Şöyle bir karşıdan da bakayım bir. Evet ya, güzel oldu. Ufak yavru köpek bak. Bak oyun oynuyor ya. Isırmaz. Abi biliyorum, tamam, eyvallah. Altı üstü prese kanarya 2 aylık. Prese kanarya dedi köpek de abi. Sen golden. Baba vallahi geleceğim ama şimdi. Tam gel gel. Oyunu seviyor ya köpek. Tam gel. Alışmış ya. Vallahi gel. Ama sen bir şey yapacak mısın gibi duruyorsun. Üstüne atlar sana sıçalım. Ecel kere döktüm ben işte. Gel kardeşim. Atlarsa tutacağız abi, vallahi tutacağız. Ama birader bir sev sev. Evet. Mulis kanka. Senin abi bir dakika, delikanlı gibi. Senin bu korkunu, senin bu korkunu yeneceğiz birader. Senin bu korkuna TRN garajda bak. Bak. Bak sevdi. Sevdi. Aynen aynen aynen. Ama sadece atlamasından da atlamaz. Ondan tedirgin olur. Kanka TRN garaj aynı zamanda psikolojik destek de sunuyor bu tarz korkuları olanlara. Hizmet veriyor. Hizmet veriyor. Bak. Korkusunu yendi adam ya. Abi korku değil. Bu sonunda alışmış ya birader. O beni tedirgin ediyor. Bak bu pati veriyor bak. Oturacaksın. Otur. Oturmuyor. Neden oturmuyor? Neden? Sor bir neden oturmuyor. Abi, sor bir neden oturmuyor. Abi dediği köpek basit bir köpek değil bu. 2 ay 2-3 ay sonra bu silah olur burada birader. 2,5 ay. Duruyor mu? Ok gibi. Ha? Evet. Aynen birader.
olacak abi. Kardeşim ya olacak. Ya olacak. Ya da bir denedi. Yapacağız. Birader yapacak. Bir şey yok. Birader bak seni buradan bile çekebilirim bak. Ha? Seni buradan bile çekebilirim ben. Aynen birader. Aa, iki tane daha bir de atacağız ama tamamdır ya. Yan marşverlerimizde. Oh. Oğlum çekilsene kameranın karşısına. Her seferinde birer kameranın karşısına çıkıyor adam ya. Plan açmak istiyor ya. 3. Gel gel yaklaş. Kanka açıyoruz sonunda şeyi. Göğüs kısmını. İnşallah başına bir zavallı gelmemiştir. Şimdi daha yeni göreceğiz. Evet, göğüslüğü söktük. Göğüslüğü şimdi birazdan temizleyeceğiz komple. Temizliğini yapacağız. Göğüslüğümüzün durumu düzgün ya. Çok çatlak patlak yok. Bunu elimizden geldiğince bir tane kapak bulabilirsek bu kapağı değiştireceğiz. Yani en büyük sıkıntısı şurası ve burası. Zaten sağ direksiyon göğüslük bulamayız. Kapak olmasını kapatırız bence. Vallahi ha? Kapak olmasını onu kapatırız bence. Çok güzel olmaz mı? Kanka kaplatma olayı şimdi göğüslüğü kendileri buraya gelenler ne diyor? Diyor ya siz mi direksiyonu çevirdiniz sağa diye. Şimdi o zaman ya öyle yaptığımızda herkes diyecek bir daha göğüslüğü çevirmişler diyecek. Bir çaresine bakacağız ya. Şu an en büyük düşüncem o yani. Bakalım bir daha. Aynen öyle. Evet kardeşim harbiden sana bir şey söyleyeyim mi? Fabrika çıkışı oldu. Fabrika çıkışı. Hafif daha işlem yaptığımız zaman bence çok çok daha iyi olacak. Bu arada arkadaşlara tarif edelim. Neyle yapıyoruz bunu? Pastacılarla yapıyoruz bunu. Kalın pasta. Aynen. En kalınından. Konkak. Evet. Ya bak, bu aslında benim düşünceme göre biraz cifle de hani hayvanlaşmadan yapılabilir. Doğru değil mi? Bence yapılır ya. Hayır abi. Bence yapılmaz. Bilmiyorum ki aynı muhabbet. Bilader kalın pastanın içinde bakalım, de şeyler bakalım, var. Bakalım. Tane... Bir dakika çeker misin? Bir dakika. Aynen. 10 numaranın 5 yıldızlısı oldu. İşte bu. Farz etki. Farz etki. Helal kardeşim bu sporu sen de yapıyorsun ya. Dur ben de şimdi şuradan gireyim birader gerekeni yapayım. Oldu mu? Farksız. Farksız. Ha? Aman. Ya vallahi var ya şurayla ilgili ve şurayla ilgili sadece sıkıntı var. Bizim bilmediğimiz şeyler de var. Belki izleyen arkadaşların bir fikri vardır. Bu iki çatlakla ilgili bana sakın çekomastik çek demeyin. Bu iki çatlakla ilgili bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Geri kalan her yeri çok iyi durumda. Şurada ufak bir çatlak var. O gözü yani gözüme gelmiyor bile ama şu ikisini halletmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada bir mevzudan daha bahsetmek istiyorum size. Arka tamponu, orijinal ön tamponu yan sanayi aldım. Neden yan sanayi aldım? Çünkü araba çok basık. Basık olduğu için ben bunu kıracağımı biliyorum. İlk etapta kullanırken dip basık şekilde kullanacağım arabayı. Hani kırılacağını, büzüleceğini bildiğim için yan sanayi taktım. Bu kırılınca elimde bir tane daha orijinal var. Onu takacağım. Bir tane daha var zaten elimde. Bunu geri dönüştürebilirim ama onu geri dönüştürmüyorum. Bu şekilde yan sanayi bineceğim. İlk birkaç tane hani lip kırmak gibi düşünün bunu. Belki iki tane falan tampon kıracağız ama ondan sonra biraz yani hevesimi aldıktan sonra yüksek bineceğim arabaya. O zaman orijinal takacağım. Şimdi orijinal takıp da anasını bellemek istemedim. Yani bu da şey yapmış olduğum bir hani önceden düşünüp ne yapacağımı bildiğim için yapmış olduğum bir şey bu da. Orayı da söyleyeyim size neden orijinal almadığım gibi şey olmasın. Açıkça o yan sanayi aldığımı söyleyeyim. Ama elimizdeki orijinali en son takacağız. Burada kornalarımız var. Bunlar Mitsuba Çatçat eskiler iyi bilir. Bunların kapaklarını da şimdi boyayacağım. Bunlar zaten gözükmeyen bir yerde olacak ama pisliği kalksın diye güzel bir boy atacağız şimdi buna. Şöyle ilk katı şey atalım bir daha. Atalım abi. Ona fırın boya gibi yapacağım şimdi. Helal bile de. Ha? Moralli araba sana bir şey ama. Hava da sıcak ya şimdi. Nasıl olacak var ya? Ha? Tamam böyle biraz bekletelim onu. Boyalı hali şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde bunlara da gerekeni yaptık. Bunlar zaten gözükmeyecek. Şöyle yenilensin diye.
Bir boya atı verdik. Turuncu boyayacaktım aslında. Hem de turuncu boya yok. Bu şekilde yaptım. Böyle farklı olsun diye. Bunları da panjurun içine gömeceğiz arabamızın. Kanka bunlar nasıl çalar? Bunlar var ya birader. Korna var ya orta. O kornadan alacağız bir tane. Kornalarla ilgilendikten sonra çıtalarımız geldi. Yan şöyle sonunda, iki hafta sonunda. Bu arka kelebek camı Ekrem'le birlikte taktık. Biraz tabii çizilmesin diye şey yapıyoruz. Bu cam da mevcut üzerinde olduğu için zorladı biraz. Bütün çıtalarla ilgili problem... Arkadaşlar telefon görüşmelerini dışarıda yapalım lütfen. Çıtalarla ilgili inşallah bugün karantina başlayacak. Bugün inşallah bunu sonuna kadar halledip bitireceğiz. Şöyle bir size o kromajlı çıtalı görüntüsünü de vermek istiyorum. Yetişirse inşallah. Saat şu anda 6. Dükkan kapanacak birazdan. Yani yetişirse göstereceğiz. Yetişmezse artık bir dahaki bahara. Bu arada nasıl oldu birader? Tamamdır. Süper. Bir detay daha mı? Kanka var ya her parçayı takarken artık güzelleşmeye başladı ha. Her parçayı takarken ya. Allah'ın izniyle var ya birader. Jantlar da geldi mi? Kopacak. He? Olacak yavaş yavaş. Kopacak ya. Ona şey. Biraz yukarıdan tık tıklamamız lazım. Aynen. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek durumundayım. Şöyle size yapmış olduğumuz kombinasyonu göstereyim. Çıtalarımızı taktık. Sizin görmeniz adına biraz hızlı davrandık hemen. Ki görün diye benzin deposu, kapı kolu ve çıtaların uyumunu. Zaten jantlar geldikten sonra da iyice ne olduğu piyasaya çıkacak. Devamlı yaptığımız işleri videoya çekiyorum. Hepsini dip detay bir şekilde sizlere çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videolarda bunlar zaten gelecek. Fakat yarın karantina olduğu için dükkanı da kapatmak zorundayız. Bak beni bekliyor bak. Hadi diyor çık dükkanı. Hadi dükkandan çıktı artık kapatalım gidelim evimizin alışverişini yapalım diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için değerli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.